Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Büyükelçimiz, değerli hocalarımız, değerli yöneticiler, değerli konuklar ve yaratıcı Sayın Suat Günsel, saygılar sunuyorum. Yaratıcı dememin nedeni, ben Lefkoşalıyım ve buraların yıllar öncesi halini biliyorum. Ne kadar çorak, ne kadar kurak, sanki insanlara işkence edilsin diye yaratılmış kurak çorak bir bölge. Dolayısıyla içinden geçen yok, herhangi bir şekilde yararlanan yok bir bölge. İşte bu bölgede bir gül bahçesi yaratıldı. Eğitimin en güzide bir kuruluşu böyle bir yerde doğdu. Ve süratle büyümekte, güzelleşmekte ve yayılmaktadır. Bugün de bir örneğini yaşıyoruz bunun. Bu konuda benim ilave edeceğim söylenenlere, hükümette değerlendirdik biz bu olayı ve hükümet kararı olarak dün Yakın Doğu Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bu bir işbirliği protokolü niteliğindedir. Ve bu projeyle ilgili maddi ve manevi devletin üniversitenin yanında olacağı ve katkılarını koyacağı yönünde bir işbirliği protokoludur. Çünkü biz yapılan bu işleri ülke için, devlet için, millet için yapılıyor diye kabul ediyoruz, öyledir. Dolayısıyla devletin maddi ve manevi desteği de bu tür girişimlerin yanındadır. Ve şüphesiz ki bu yaratılacak değer burada tüm devlete, devletin kurum ve kuruluşlarına, diğer üniversitelere, akademisyenlere sunulacaktır. Onlar da bu merkezden yararlanabileceklerdir. Sadece bir tek konuda Sayın Suat Günsel'le anlaşmazlığımız var. Bilemiyorum. Belki Sayın Başbakan'ın hakemliğine başvururuz bu konuda. Ben tabii ki Maliye Bakanı olarak diyorum ki ufak bir de bedel alalım hizmet karşılığında. Sayın Suat Günsel de diyor ki bu bir eğitimdir. Biz bunu bedel almadan yapalım diyor. Bu konunun çözümünü ileriki noktalara erteledik. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, teşekkürler.